Tarihin tozlu yaprakları ya da derin yapıların kozmik odalarından elde edilen belgelerle Atatürk'e karşı yapılan suikastleri anlatmayacağım. 10 Kasım'ları hatırlıyorum. Bizler çocuktuk. O yıllarda hep birlikte Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor diyorduk. Toplum samimi biçimde de öyleydi. Ta ki laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor diyerek Milli Selamet Partisi'nin Konya mitingini bahane eden ve Amerikalıların bizim çocuklar diye tanımladığı sözde Atatürkçü darbecilerin gerçek yüzü anlaşılıncaya kadar ne safmışız. Onlar sözüm ona Atatürk'ü sevdirecekler ve fikirlerini yayacaklardı. Aksine Atatürk'ün önemli üzerinde durduğu kurumları kapattılar. Onlar sözüm ona irticayla mücadele edeceklerdi. Yurt dışındaki din görevlilerine ödenen parayı amacı dünyada din hükümleriyle yönetilen yönetimlere destek vermek olan bir şirketin ödemesine rıza gösterdiler. Rahmetli Uğur Mumcu, rabıta olayını ortaya çıkarmasaydı hiç bunları bilmeyecektik. Onlar sözüm ona milliyetçiydi. Bu ülkeyi yürekten sevenlerle bölücüleri aynı cezaevine koyup marş söylettiler. Atatürk'ün kurduğu partiyi de kapattılar. Atatürkçü bilim adamlarını değil, büst dökümcülerini ve okullarda yoksul öğrencilerden toplanan paralarla Atatürk köşesi yapanları baş tacı ettiler. Büyük Önder Atatürk için beton tanımlaması yapanların sayısı bu dönemde arttı. Atatürk'ü kalplerimizden silmek için planlı olarak her şeyi yaptı Amerikalıların, bizim çocuklar dedikleri darbeciler. Ardından AB'ciler, ikinci cumhuriyetçiler ortaya çıktı. Ama hiçbiri darbeciler kadar Atatürk'ün fikirlerine zarar veremedi. Atatürk de bir insandı. Hatalarıyla, sevaplarıyla bu millete kurtarıcı oldu. Milletine hizmet eden tüm ecdadımız gibi ona da saygısızlık yapılmasını içimize sindirmek mümkün mü? Atatürk'ü mazlum milletlerin umudu olmaktan çıkarıp başka milletlerin evlatlarından kurtuluş reçetesi bekleyen hangi lider böylesine kalplerde? Söyler misiniz? Hangisi Atatürk kadar yaşıyor?